Ekranda gördüğünüz Khan Akademi'deki alıştırmalardan biri. Hadi soruyu okuyalım. Aşağıdaki ifade için büyüktür, küçüktür ya da eşittir işaretlerinden birini kullanarak bir karşılaştırma yapınız demişler. Söz konusu olan ifadenin sol tarafında 1 bölü 4 çarpı 5000 var, sağ tarafında ise 5000. Bu alıştırmayı Khan Akademi'de yapıyor olsaydık, buradaki oka tıklayıp doğru olduğunu düşündüğümüz işareti seçerdik. Her neyse. Hadi bakalım ne düşünüyorsunuz? 1 bölü 4 çarpı 5000 ile 5000 arasında nasıl bir ilişki olabilir? Ek olarak bir de cevabınızın doğru olduğunu nereden biliyorsunuz diye soruyorlar. Evet, sorunun bu kısmı için de buradaki seçeneklerden birini seç çmemiz gerekiyor. O zaman hadi hemen videoyu bir durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. 5000'i bir sayıyla çarpmak demek bir yerde 5000'i ölçeklendirmek ile aynı şeydir değil mi? Demek istediğim 5000'i ya da herhangi bir sayıyı bir başka sayıyla çarptığımızda ilk sayının değerini arttırır, azaltır ya da değiştirmeyiz. Değerini değiştirmemek için bir sayıyı 1 ile çarpmamız gerektiğini biliyoruz. 1 çarpı 5000, 5000'e bin, eşittir öyle değil mi? Peki, 5000'i değeri 0 ile 1 arasında olan bir sayıyla çarpınca ne olur? Sonuç 5000'den küçük mü olur, büyük mü, yoksa eşit mi? İsterseniz bir sayı doğrusu kullanalım. Burası 0, burası da 5000 olsun. Tam orta noktaları olan 2500'ü de işaretliyorum. Hatta 0 5000 aralığını 4 eşit parçaya da ayırabilirim. Bunu yapınca bu çizgi 0 ile 5000 aralığının 4'te birini verir öyle değil mi? Başka bir deyişle burası 1 bölü 4 çarpı 5000'e eşittir. Peki şimdi ne düşünüyorsunuz? 1 bölü 4 çarpı 5000, 5000'den büyük mü, küçük mü yoksa 5000'e eşit mi? Sayı doğrusu üzerinde 1 bölü 4 çarpı 5000'in 5000'den küçük olduğunu görmek çok daha kolay. Evet, burada kullanmamız gereken işaret küçüktür işaretidir. Ek olarak bir sayıyı değeri 0 ile 1 arasında olan bir sayıyla çarpınca ilk sayı küçülür. 1 bölü 4 yerinde 1 olsaydı değeri değişmezdi. Ve 1 bölü 4 yerine değeri 1'den büyük olan bir sayı olsaydı ilk sayı büyürdü. İsterseniz bir de seçeneklere bakalım. Cevabım 5000'i değeri birden küçük olan bir kesirle çarptığım için doğru. Hı hı, tam da bu. 5000'i 1 bölü 4 ile yani değeri 1'den küçük olan bir kesirle çarpıyoruz ve bunun sonucu olarak da 5000'den küçük bir değer elde ediyoruz. Bu seçeneği beğendim. Diğerlerine de bir göz atalım. Cevabım 5000'i değeri 1'e eşit olan bir kesirle çarptığım için doğru. Tabii ki de hayır. 1 bölü 4 1'e eşit değil ki. Bu seçenek doğru değil. Cevabım 5000'i değeri 1'den büyük olan bir kesirle çarptığım için doğru. 1 bölü 4 Birden de büyük değil. Elbette ki bu seçenek de doğru değil. belki hadi bir tane daha yapalım. Burada da aşağıdaki ifadelerin değerlerinin 49'dan küçük mü, büyük mü yoksa 49'a eşit mi olduğunu bulunuz diyorlar. Haydi bakalım, hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Birinci ifade 49 çarpı 7 bölü 8. Ne dersiniz? 7 bölü 8 birden küçüktür öyle değil mi? Ve eğer 49'u değeri birden küçük olan bir başka sayıyla çarparsam sonuç olarak 49'dan küçük bir sayı elde ederim. Bunu işaretliyorum. İkinci ifade 49 çarpı 5 bölü 2. 5 bölü 2 için ne düşünüyorsunuz? 1'den büyüktür öyle değil mi? 2 bölü 2, 1'e eşit olduğuna göre evet 5 bölü 2 1'den büyüktür ve eğer 49'u değeri 1'den büyük olan bir kesirle çarparsam sonuçta 49'dan büyük olur. Bu seçeneği işaretleyelim. Son olarak bir de 49 çarpı 3 bölü 3 var. 3 bölü 3, 1'e eşit öyle değil mi? O halde bu işlemin sonucu değişmez. Yani 49'a eşittir. Bu kadar.